Evet arkadaşlar, yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizden de başlığımızdan gördüğünüz üzere bir önceki dersimizde üsbü'a kelimesini ele almıştık beraber. Çoğulu esabiye, hafta, haftalar demekti. Cedvel, çizelge, cedavil gelir bu kelimenin de çoğulu. Onu da hemen şöyle size aktarayım. Cedavil, cetvel, çizelge. Etta'iratül mücedvele, tarifeli uçak taif ta'iratu uçak el mudevele tarifeli uçak şeklinde kullanabiliriz. Evet haftalık çizelge. Temrin kelimesi merrane yumerinu temrin merine yemranu normalde bir şey yumuşatmak demek bir şeyin e, alışması, bir hususa göre antrenman yapması, egzersizlerini tam yapması şeklinde temrin et temarinu riyadiye sportif antrenman yani spor antrenmanı spor egzersizleri yani el harekatu riyadiye sporsal hareketler sporun gerektirdiği hareketler neyse o Örnek yumarisu uygulamasını yapıyor. Mearese yumarisu uyguluyor. Kim tarikun Tarık. Neyi? Ettemarine riyadiye. Spor faaliyetlerini, spor alıştırmalarını, antrenmanlarını yapıyor. Külle sabahin her sabah. Tarık her sabah spor yapar şeklinde Türkçemize aktarıyoruz. Külle sabahin. Era raculen. Bakın buraya bir cümle kuralım. Hemen şu cümleye benzer bir cümle akıldan. Era raculen külle sabahin. Her sabah bir adam görüyorum. Yumarisu et temarine Bir şeklin ceyit. Çok güzel bir şekilde sabah sporunu yapan bir adam görüyorum. Murhakatun murhak mut'ab şeklinde. Şu t'leri çıkaralım arkadaşlar. Bunlar hani müennes dişil için. Burayı müzekkar olarak düşünün. Murhakun erhaka yurhiku. Erhaqani şey şey'u. Bu şey beni çok yordu. Mut'abetun et'abeni beni yordu haza şey'u. Bakın murhak kelimesi erhaqa yurhiqi irhaq. El umumetu annelik el umumetu olarak kullanalım. Orayı hemen size ekrana yansıtayım arkadaşlar. El umumetu emta'u şey'in Evet burayı düzeltelim hemen. Emta'u şeyin fil vücud şeklinde. Evet fil vücud. Annelik emta'u şeyin en güzel şeydir. Fil vücud. Evet dünyada varlıkta. Peki şuraya bakalım. Şuraya bir ekleme yapacağım şimdi dikkat edin. İrhak kelimesini ekleyeceğim buraya. Ala harfi cerinde bulunan bir özellik vardır arkadaşlar. Siz de bilirsiniz. Rağmen şeklinde kullanılır bu. El Al umumetu ala irhaqiha emta'u şeyin fil vücudu. Aklıma gelen bir örnek bu. El umumetu annelik ala irhaqiha. Evet bakın şu kelime rahaka, erhaka, irhaqiha burayı it'abiha olarak kullanabiliriz. El umumetu ala irhaqiha emta'u şeyin fil vücudi dünyada varlıkta yani bu yaşamda bu hayatta annelik yorucu olmasına rağmen en güzel şeydir. Bakın mut'ab evet yorulmuş demek ''İndeme <laughs> e'udu'' döndüğümde ''minel amel'' işten, işten döndüğümde ''ilel beyti'' ''ilel menzil'' eve ''ekunu'' oluyorum ''murhakaten'' bunu söyleyen dişil bir kişi. Nefs-i mütekelim vahde zamırı kullanmış ''e'udu'' döndüğümde kullanabilir hem müzeker hem mühendis onu kullanıyor eril ve dişil olan erkek ve bayan kişiler. işten döndüğümde murhakaten'' yorulmuş oluyorum. Ana murhaqun el yevm. Ben bugün yorulmuşum. La estati'u en ahruca ma'ake ile nuzha. Seninle gezmeye gidemeyeceğim, pikniğe gidemeyeceğim olarak bir cümle. Mümarasetun uygulama, alıştırma, girişim, amelun, iş şeklinde. Nakumu yapıyoruz. Ene ben ve Kardeşim ve ben yapıyoruz. Kame bi. Bi mümarasetir temarin. Evet alıştırma yapıyoruz uygulamasını Er-Riyadiye. Evet spor alıştırmaları uyguluyoruz. Biz yevmiyen her gün günlük. Biz günlük spor yapıyoruz. Kardeşim ve ben günlük spor yapıyoruz. Bakın nekumu kame yakumu Bir harfi cereli kullanıldığını daha önce söyledik. Devamlı aktarıyoruz sizlere. ve vefara yuvafiru tevafara tefalu abundan mutevafiratun, mutevafir, oldukça bol anlamında mevcudetun. Arkadaşlar bu vafir kelimesi vardır. Vefera, yefiru, vefra. Vefra, bol, nimet, rızık anlamında. Vefratun olarak bunu kullanalım. Arnavutça'da vafir, ben o şekilde aklımda kalmış. Arnavutça'da vafir kelimesi 2007 yılında bir Kosova'da bulunmuştum olmuştu. Orada Vafir, vafir. Çay dolduruyorum. Vafir yani yeter. Bol oldu. Yeter. Bu bana yeter anlamında. Kafi şeklinde bir kullanım gördüm orada. Bu da vefara yefiru, vefratun vefirun şeklinde ismi faili olduğunu zaten görüyoruz. bu Mutawafiratun. El internet mutavafirun Fi hazel funduk. Bu otelde internet oldukça çok. El ta'amu ve şarabu ve internet ve imkaniyatul ukra fi hazihil fanadık fi emsali hazihil fanadık mutawafiratun cidden. Evet burada oldukça bütün imkanlar geniş şeklinde kullanabiliriz arkadaşlar. El el abu lu'bun el oyuncaklar nedir mutevafiratun oldukça çoktur boldur. Nerede fil <laughs> hadikati bahçede fi hadikati atfal çocuk bahçesinde fil <laughs> hadaiq bunun çoğulu da hadaiq <laughs> şeklinde gelmekte arkadaşlar. Onun da hemen notunu alalım şöyle gösterelim. Hadaiqo <laughs> هل أنت الآن في حديقة الحيوانات بكن حديقة الحيوانات حيوانات Evet, münasibun, nasebe, yunasibu, münasebetun. Münasebet, yani sizin aranızda bir münasebet var. Ne hususta? Hobileriniz tutuyor. Yani aranızdaki münasebet uygunluğunuzu gerektiriyor. Birbirinize uyumlusunuz. Mülayim. Hani söyleriz Türkçemizde bu adam oldukça mülayim bir adam. Yani uyumlu bir adam. Geçimli, yumuşak anlamında da kullanabiliriz. Yumuşak, iyi huylu şeklinde. Evet, el misal, el amelu, iş. Öyle iş ki el cedidu, yeni iş. Yani adam işe girmiş, yeni bir işe girmiş. Yeni işten bahsediyor. Yeni iş nedir? Münasibun, uygundur. Kime? Li bana. Helal amelul yeni. Çalışma sana uygun uygun mu yeni. iş? Naam. El amelul Çalışma yeni. li yeni. Çalışma yeni. Çalışma yeni. Çalışma yeni. Çalışma yeni. Çalışma yeni. hacmi benim bedenime benim boyutuma olmuyor bu elbise bana uymuyor. Hel yunasibu cismeke haze sevbu bu elbise senin bedenine uyuyor mu? Naam haze sevbu evil libasu ikisi de kullanılır. Libasun libasani elbise Sebu'n sevbani siyah şeklinde gelir. <laughs> evet dersimizi bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şimdi şöyle dersimizin başına doğru gittiğimizde üzerinde durmamız gereken önemli kelimeleri bir daha tekrar ediyorum. Cetvel. cetvel Türkçemizde kullanıyoruz. Cetvel, çizelge. Cetvelle ne yapıyoruz? Biz çizmek istediğimiz yöne doğru çizmek istediğimiz o çizimleri gerçekleştiriyoruz cetvelle. Cetvel el cedavilul usbu el cedvelül usbu haftalık çizelge. Ma huwa el cedvelul usbu bin lek. Sana göre yani senin haftalık çizelgen nedir veya ma huwa cedveluk? buraya kaf koyuyoruz. Ma huve cedveluke. Senin cedvelin, cetvelin nedir? Cetvelin çizergen nedir? Ma huve şeklinde hemen gösterelim arkadaşlar. Ma huve cedveluke el usbu'i. Bu cedavil kelimesine kaldırdığım zaman soruyu sorduk biz hemen arkadaşa. Haftalık çizergen nedir? Evet burada haftalık çizelge içerisinde yapılması gereken eylemleri gördük zaten beraber sizle. Temrin, temarin dedik. El harekatü riyadiye, sportif hareketler, bedensel hareketler de olabilir. Yümerisu tarik et temarine riyadiye külle sabah. Tarık her sabah sportif faaliyetlerini yapar. Evet şu kelimeyi, cümleyi lütfen yazın. El umumetu ala irhaqiha emta'u şeyin fil vücut olarak karşımızda durmakta kıymetli arkadaşlar. Evet ben bu anlamda çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Derslerimizi tekrar tekrar izlemek size bu anlamda bildiklerinizi öğrendiklerinizi tekrar ettirme imkanını sağlarken bilmediklerinizi gözden kaçırdıklarınızı tekrar sıfırdan öğreniyormuş gibi anlamınızı ve iç aleminizde düşünmenizi zihninize bu kelimelere oturarak yabancı dile aşina olmanıza vesile olacaktır. Allah'a emanet olun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar.